Merhaba sayın seyirciler. Bir programda yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum Profesör Servet Bayındır Hocam. Servet Bayındır Hocam İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde fıkıh ve İslam hukuku alanında çalışıyor. Kendisi profesör, dostum. Onunla beraber program yapmak benim için her zaman için zevk olmuştur. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Allah İyisiniz bugün de inşallah. Hamdolsun, iyiyim. Şükür. Bugün peygamber kıssalarını konuşalım diye hocamla anlaştık. Tabii ki Kur'an'daki peygamber kıssaları Kur'an'ın önemli bir kısmını tutuyor. Peygamber kıssaları üzerine konuşsak yani 10-20 programda olur. Ama bugün kısaca bir peygamber kıssaları nasıl okunabilir? Peygamber kıssalarından nasıl sonuçlar çıkartabilir? Bununla ilgili bir iki tane en azından bu kısa programımızda numune vermek istiyoruz. Başlarken 12. sure Yusuf suresi 111. ayetini bir okuyayım. Mutlaka onların kıssalarında yani peygamberlerin kıssalarında işin özüne nüfuz edenler, ulil elbab için yani işin özüne nüfuz edenler için ibret vardır. Bu uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin açıklaması ve iman eden bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Yani sırf hikaye, masal olsun diye anlatılmış şeyler değil peygamber kıssaları. Bunlardan çıkartılacak sonuçlar var. Genelde Kur'an birçok şeyi soyut anlatıyor. Değil mi? Yani mesela Kur'an diyor ki zina yapmayın diyor soyut. Ama kıssalarda ne oluyor? Bir yerde ona somut örnek veriliyor. Mesela Hazreti Yusuf karşı taraf kendisininle beraber zina yapmak istiyor. Hazreti Yusuf hapis tehlikesini göze alıp da orada bir zinaya gitmiyor ve başka birine ihanet etmiyor. Veyahut da Hazreti Musa'nın kıssasında görüyoruz. Değil mi? Kur'an'da yeniden gerçeği, hakikati söylemek, iyi emretmek, kötülükten nehyetmek geçer. Kendisini öldürme tehlikesi olan zalim Firavun'a karşıt bile bu ilkeyi Hazreti Musa yerine getiriyor. Yani bu ilke için değil mi? O soyut olarak bir yerde emri bil maruf, meyyal-i münkeri Kur'an anlatıyor bir örnek vermeden. Ama burada da bir bakıyorsunuz pratik Hazreti Musa'dan bunun somut örneğini, canını ortaya koyarak bunun yapılması örneğini veriyor. Bu açıdan peygamberleri örnek bir insan olarak almak önemli ama diğer taraftan insan üstü yapmamak da önemli. Yani üstün insan ama insan üstü değil. Çünkü insan üstü yaparsanız ya o Hazreti Musa'ydı, Firavun'a karşı çıktı, canım ben bugün ne yapabilirim dersiniz. Veyahut da o Hazreti Yusuf'tu, koca Yusuf işte kendini tutmuş, canım ben ne yapayım diyebilirsiniz. Ama onların da bir insan olduğunu, örnek insan olduğunu görürseniz, aa bak Hazreti Yusuf bunu yapabilmiş, ya biz de yapabiliriz. İşte Musa yapmış, biz de yapabiliriz deriz. Yani kıssalar okurken bir bu insanların, örnek insanların hikayesi diye okumak lazım. Yani bunları çok da insan üstüne soyutlaştığınız o zaman bunu tamamen bir masal, bir mitoloji gibi dinleyip hayatınıza geçirecek ibretleri bu kıssalardan almamanız gibi de bir tehlike var. Bir tane daha kıssalarla ilgili ayet okuyayım hocam. Ondan sonra Hazreti İbrahim kıssasından ne gibi ibretler çıkartabiliriz diye size geçeceğim. Hud suresi 120. ayette geçiyor. Öncesinde peygamber kıssaları anlatılıyor ayetin. Ayette diyor ki peygamberlerin haberlerinden sana anlatıyoruz. Yani burada kıssa ediyoruz diye geçiyor Arapçasında. Ki kalbini sağlamlaştırsın. İnsanların da kalbini sağlamlaştırıyor. Bunda sana gerçek ve müminlere öğüt ve hatırlatma geldi. Yani peygamberin de kalbini sağlamlaştırıyor, bizim de. Bir de ben şunu da hep kıssalarda şöyle bir mantık verildiği de kanaatindeyim. Yani şu anda sizin yaptığınız, uyguladığınız şey tarihsel bir zincirin halkası. Tarih boyunca insanlar geldi, iyi emrettiler, kötülükten nehyettiler. Putperestliğe karşıt mücadele ettiler, haramlara karşıt mücadele ettiler, namaz kıldılar, Allah'a dua ettiler. İyi ile kötü arasında iyi tercih ettiler ve Allah'ın indirdiği vahye tabi oldular. Bu Hazreti İbrahim dedi bu zincirin bir halkasında var. Hazreti İshak da var, Yakup da var, Hazreti Musa da var, İsa da var, Hazreti Muhammed de var. Siz Hazreti Muhammed'le gelen Kur'an'a tabi olmakla tarihsel bu büyük ve şanlı zincirin bir halkası oldunuz. Ya, tabii. Yani o peygamberler zincir ve başına gelenler anlatılırken bir o soyut olanların somut uygulaması bize anlatılıyor.
Diğer taraftan o şanlı zincirin bizim bir parçası olduğumuz gibi de bir zihniyet de bize veriliyor. Parçası olma şerefine bir anlamda evet, nail oluyoruz. Evet, bir parçası olmanın şerefine de evet. bir yerde nail olduğumuz da bize gösteriliyor. Evet. Hocam bunları derken biraz da örnek olarak peygamber evet. kıssaların bir kısmını örnek olarak almamızda fayda var. Hazreti İbrahim'le ilgili evet. kıssada mesela siz bunu okuduğunuzda ne tip dersler çıkartıyorsunuz, ne tip ibretler? En azından bir kısmını aldığınız ibretlerin evet. Evet. Anlatabilirseniz. Çünkü hiç şüphesiz bizim aldığımız ibretlerden çok daha fazlası alınabilir. O yüzden her Ramazan programında tekrarladığımız gibi aman bu Ramazan'da da Kur'an'ı bolca okuyun. Kıssalarda ibret almak gözüyle okuyun. Biz burada numunelerini veriyoruz. Siz okuyun, bu anlattığımızdan çok daha fazlasını ibret alın. Çünkü Kur'an peygamber kıssalarıyla dolu. Onları da öyle masal gibi dinlemeyin. Bunlardan hayatıma geçirecek hangi ilkeleri alabilirim? Buradan benim için ne tip ibretler, dersler var? Gözüyle, düşünerek, anlayarak, anladığınız dilde aman Ramazan'da Kur'an okuyun diye herkese tavsiye ediyoruz tekrar. Evet. Yine Hazreti İbrahim olayına geçelim. Yine dedim hadi başlayamadık şimdi, daha geçelim. Hazreti İbrahim'le ilgili ayetlere bakmadan önce müsaade edinizle hani malum biz Müslüman olarak iman etmemiz gereken temel ilkeler var, temel prensipler var. İşte o iman etmemiz gereken temel prensiplerden birisi de peygamberlik müessesesi. Hani vardır ya kelamda imanın temel şartlarından biri peygambere iman, kitaba iman ve ahirete iman. Yani cennet, cehenneme iman, ahirette hesap kitap verileceğine iman. Dolayısıyla peygamberlik müessesesi, yani Adem'den bugüne kadar ki bizim insanlık serüveninin en önemli kurumlarından birisi. Ve bize çünkü Allah Teala'dan vahyi alıp getiren ancak peygamberler. Allah Teala yağmuru, güneşi, diğer bütün şeyleri doğrudan insanoğluna, kainata doğrudan gönderirken vahyi peygamberler aracılığıyla bizlere evet. göndermiş. Ve vahyi getiren peygamberler aynı zamanda da o vahyi uygulamışlar. Örnek olmuşlar. Ondan dolayı ayet-i kerimede hani buyuruyor ya, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Yani Allah'ın Resulü, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü'nün hayatında sizin için çok güzel örnekler vardır diyor. Evet. O örnekleri alın, hayatınıza tatbik edin diyor. Nitekim Resulullah'ın hayatı gerçekten her aşaması, her saniyesi bizim için ibretlik derslerle dolu örnekler. Ve aynı ifadeyi işte Allah Teala İbrahim aleyhisselam için de kullanıyor. Burada Allah Teala buyuruyor ki Mümtehine suresi 4. ayette لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي اِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve onunla birlikte olanların bu hayatında sizin için güzel örnekler vardır. Dolayısıyla bu örnekleri alın ve siz de hayatınıza tatbik edin diyor. Peki baktığımız zaman nedir bu örnekler diye baktığımız zaman tabii İbrahim Aleyhisselam'ın malum hayatı çok geniş, çok uzun. İbrahim Aleyhisselam başlı başına bir ümmet diye hatta adlandırılıyor. Evet. Dolayısıyla başlı başına bir ümmet. Fakat biz burada sadece bir bölümünü... Bir de şey de var hocam, Peygamberimiz Hazreti İbrahim arasında da şöyle bir başka bir benzerlik de aklıma geldi. Mesela hep zor teklif zincirlerini size kıran peygamber evet. geldi diye geçiyor değil mi? Evet. Aslında Hristiyanlığın Yahudilikten daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Hristiyanlar da yani zor teklif zincirin kırılması Yahudiliğe göre. Sonra Peygamberimiz evet. aslında Hristiyanlığa göre zor teklif zincirlerinin kırılması. Evet. Yani böyle baktığınızda her... Bir sonraki peygambere belkinden daha kolay bir şey mi getirmiş dediğimizde ama onun öyle olmadığını görüyoruz. Dininiz Hazreti İbrahim'in dini gibi kolay diye geçiyor. Evet. Yani aslında peygamberimize gelen din içeriği uygulama tabii ki imani akideler hepsinde ortaktır. Hepsinde ortak. Hepsinde mesela yine namaz, dua gibi çok şey ortak. Ama genel olarak bunun bir zorluk derecesi tipi kimi unsurlarda peygamberimize gelen hükümlerin en çok Hazreti İbrahim'e benzediğini, en azından bir kolaylık derecesinde benzediğini direkt Kur'an ifadesi olarak anlıyoruz. Evet. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in hayatının, mesela işte Hazreti İbrahim'in İsmail ile hani imtihanı son evet. derece önemli. İşte Hazreti Hacer İlvalidemizle imtihanı son derece önemli. İşte Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa etmesi meselesi var.
İşte Hazreti İbrahim'e meleklerin gelmesi örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Hazreti İbrahim'in den hareketle yola çıkarsak bir Ramazan boyu program yapılabilir. Babasını ve kavmini karşına almaktan hiç çekinmemesi var. Asıl işte şu orasını ben oraya geleceğim. Enbiya suresi, Kur'an-ı Kerim'in 21. suresi, Enbiya suresinin 50. ayetinden itibaren veya 51. ayetinden itibaren Hazreti İbrahim'in somut, böyle bize örnek alabileceğimiz somut bir olayı Allah Teala bize anlatıyor. Diyor ki, Estaizu billah, وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرَٰهِمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمٍ. Biz İbrahim'e daha önce onu hakla batılı, gerçekle sahteyi ayırabilecek bir rüştü verdik, bir ayırma ölçütünü verdik, ona o kabiliyeti verdik. Ve biz onu iyi de bir tanıyorduk kendisine, nasıl bir kişi olduğunu iyi biliyorduk. Ve bu İbrahim işte, اِذْ قَالَ لِيَب۪يهِ وَقَوْمِهِ, babasına, bakın, işte çok hani baba imtihan, insanoğlunun hani imtihan vesilelerinden birisi, babası, ailesi, evladı, tabii. Ailesi. اِذْ قَالَ لِيَب۪يهِ وَقَوْمِهِ, babasına ve kavmine şöyle dedi. مَا هَذِهِ التَّمَاثِلُ اللَّتِ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Ya babacığım, ey kavmim, ey halkım, ya şu önüne durup da tapındığınız bu heykeller, bu putlar nedir ya? Niçin bunu yapıyorsunuz? Diye sordu. Onlar da diyorlar ki, قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. Aklı çalıştırmamanın somut göstergesi burada da. Bir toplumu da aklı çalıştırmıyor. Diyorlar ki, biz atalarımızı bunlara kulluk ederken bulduk. Dolayısıyla bir yerde kelle sayıları aklın en büyük düşmanlarından biridir diyebilir değil mi hocam? Yani etrafta kaç kelle tarih boyunca öyle o kellelerin çoğunluk ortak uygulaması. Ne tarafta? İşte, yani evet. Çoğunluğa kelle. Evet. Yani işte o insan adedi ve uygulayan insan adedi evvelkinden birçok kimse aklın yerini alabiliyor. Evet. Ve İbrahim Aleyhisselam da diyor ki, kale, İbrahim dedi ki, lekad kuntum entum ve abaukum fi dalalin mubin. Bak şunu söyleyeyim. Siz de tabi olduğunuz atalarınız da yanlış, sapık bir, açık bir sapıklık içerisindesiniz. Ha, onu size söyleyeyim. İbrahim Aleyhisselam önce babası ve daha sonra da halkına bunu söylüyor. Diyorlar ki, kalu ecitena bil hak em ente milel laibin. Ya sen bize bir gerçek, bir hak, bir şey mi getirdin? Yoksa bizimle dalga mı geçiyorsun? Bizimle oyun mu oynuyorsun? Sen kimsin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Gayen ne? Derdin ne? Kale bel rabbukum. Rabbü semavati vel ardı ellezî fatarahun ve ene alâ zâlikum mineşşâhidîn. Ya ey insanlar, bu putlara, bunlara Rab diye, Tanrı diye tapınmayın. Onlara kulluk etmeyin. Şunu bilin ki sizin gerçek Rabbiniz Rabbü semavati vel ardı ellezî fatarahun. Yani semavatı ve ardı ve yeryüzünü, gökyüzünü, semavatı ve ardı yaratan Allah'tır. Yani sizin bu tapındıklarınız bunları yaratabilir mi diye sorguluyor. Onlara karşı sorgulatmaya başlıyor. Ve ene ala zalikum mineşşahidin. Ve ben bakın bunlara size şahitlik etmek üzere ve bunları size söylüyorum. Ve tallahi le ekidenne asnamakum. Ve işi pratiğe döküyor İbrahim Aleyhisselam. Vallahi diyor, ve tallahi le ekidenne asnamakum ba'de en tüvellü müdbirin. Vallahi diyor, ben diyor öyle bir iş yapacağım ki bu putlardan sizi kurtaracak bir oyun oynayacağım diyor. Siz geri geldiğiniz zaman bakacaksınız, bunlardan yüz çevireceksiniz. Yani bunları yüz çevirecek size bir dümen, bir kurgu, bir oyun oynayacağım diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam tabii halkı işte bir vesileyle, bir bayram, bir tören vesilesiyle o puthaneden uzaklaşınca İbrahim Aleyhisselam bu puthaneye giriyor. فَجَعَلَهُمْ جُزَّادًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. O en büyük put hariç tüm putları kırıyor, döküyor, yerle bir ediyor. Ama tek o en büyük putu bırakıyor orada. Çünkü onlar işte büyük putlar var, küçük putlar var. İşte kimisi efendim zenginlik tanrısı, kimisi güzellik tanrısı, kimisi efendim bereket veriyor, kimisi şans veriyor. Hepsine ayrı ayrı misyonlar yüklemişler. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam o en büyüğünü bırakıyor, diğerlerinin hepsini kırıyor. Hani İbrahim'in baltası diyoruz ya, baltayla hepsini yerle bir ediyor. Ve diyor ki, o büyüğünü bırakayım.
Çünkü umulur onlar gelir ona sorarlar. Çünkü inanıyorlar ya, yaratıyor, ediyor, rızık veriyor, bizi hastalığımızdan efendim şifa veriyor falan filan. O kadar ona bir takım misyonlar yüklemişler. Ya hiç olmazsa bu diğer arkadaşlarını kim kırdı diye sorsunlar da öğrensinler. Ve kalu dönüp gelip tabii şaşırıyorlar. Kalu men faale hada bi halihatina innehu le minez zalimin. Kim bu ilahla, bakın ilahlarımız, ilahlarımıza bu muameleyi kim yaptı? O çok büyük bir yanlış yapmış, onun hesabını soracağız diye başlıyorlar bunu araştırmaya. Kalu diyorlar ki semi'ne feten yedkuruhum yukalu lehu İbrahim. Ya biz böyle İbrahim diye adlandırılan bir delikanlı tanıyoruz, duyduk. Bu ara sıra bunlardan bahsediyormuş. Yani şu putlara niye tapınıyorsunuz? Bunları diline niye dolamış yani putlara. Bunları diline dolayan bir kişiyi duyduk diyorlar. Kalu fe'tu bihi ala a'yunin nas. Getirin şunu insanların önüne bir çıkaralım, insanların huzuruna çıkaralım. Leallehum yeşhedun. İnsanlar da bunun ne yaptığına bir şahitlik etsinler. Yani yaptığı işin ne kadar büyük bir hata, yanlış olduğunu insanlar da görsün. İnsanların huzurunda bunun bir hesabını soralım. Şimdi hocam böyle burada tabii ki şeyi de yapmak lazım değil mi? İnsanlar bunu Hazreti İbrahim, Koca İbrahim diye dinlediklerinde ki öyle tabii ki. Evet. Kendileri açısından böyle sanki ulaşılmaz bir örnek gibi de görebilirler. Onu biraz da şöyle düşünmek lazım. Diyelim siz bir toplumun içindesiniz. O toplumun kutsalları var. Allah'a söylüyor evet. O toplumun. Siz bir yerde onların hepsine o toplumun sizi öldürmesini, nitekim burada bir öldürme tehdidini göreceğiz. Evet. Göze alarak karşı çıkıyorsunuz. Yani mesela yani burada bir kıssa tabii, okuma İbrahim gözünü almamız lazım. Yani ben orada olsaydım, sonuçta beni yaratan Allah, zaten öleceğim, bir kere öleceğim. Allah rızası için yani ölmüş olayım, erken öleyim ne olur diyebilir miydik o Hazreti İbrahim'i? Tabii işte İbrahim'i İbrahim yapan o zaten. Tabii. İbrahim'i İbrahim yapan o. Yani İbrahim'i biz orada bir İbrahim'i öğrenelim diye anlatılmıyor. Yani kıssa anlatacak. Onun için başta sen bir örnek vardır. Burada bir örnek al. Evet. Yani sen de o durumda olursan İbrahim gibi olmalısın diye bize anlatılıyor. Evet. Burada bir, yani ben yani Kur'an okumalarında en çok çekindiğim noktalardan birisi bu. Yani onu öyle bir okuyor duruma gelebiliyoruz ki bize vereceği dersi unutup İbrahim'e ne olmuş gözüyle sadece okuyabiliyoruz. Oysa ben bunu hayatıma gerektiğinde geçirebilir miyim? Böyle bir davranışı gösterebilir miyim diyerek okumamız, kendimizi geçirmemiz. Eğer ki onu yapamayacaksak kendimizi kınamamız ve düzeltmeye de çalışmamız tabii lazım. O kıssadan o ibret almamız lazım. Şimdi malum İbrahim Aleyhisselam'ın o kavminin işte alihatine diyor. Bakın ilahlarımıza. Bugünkü toplumların da çok sayıda ilahları var. Bugün de işte siz de bu toplum içindesiniz, biz de bu toplum içindeyiz. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, bakıyoruz, bir de yapılanlara bakıyoruz. Ya Allah Allah, bu olmaması gerekir. Ve siz bir şey söylediğiniz zaman adeta insanların ilahlarına dokunuyorsunuz. İnsanların putlarına dokunuyorsunuz. Ve acaba işte bu aynı, bu durum bugün de yaşanıyor. Ben bunu söylesem ne olur, söylemesem ne olur? Söylersem acaba kınanır mıyım? Söylersem acaba efendim arkamdaki insanları kaybedebilir miyim? Söylersem efendim bir takım başka kitlelerin tepkisini üzerime çekebilir miyim? Falan bin bir türlü menfaat, şu bu efendim şeyleri, düşünceleri, tartışmaları insan gündeme gelebiliyor. Ve aslında baktığımız zaman toplumların yanılmasında, toplumların yanlış yola sevk edilmesinde birinci sorumlular aslında ilim adamları. İşte efendim ilahiyat anlamında ilahiyatçılar eğer doğru bir ifade ise bunlardır. Neden? Çünkü gerçeği söylemekten çekinme durumu söz konusu. İşte o açıdan sizin de ifade ettiğiniz gibi İbrahim Aleyhisselam burada son derece somut bir örnek ve adeta topluma şok tedavisinde bulunuyor. Hepsini de karşısına alıyor. Hepsini de karşısına alıyor. Babası i̇şte, dahil. Babası dahil. Yani ailesinden destek almamak da burada önemli. Yani şey açısından önemli. Yapılan işin zorluğunu arttırıyor. Evet ve çağırıyorlar huzura ve İbrahim'i dediğimiz gibi hani az önce başta siz söylediniz öyle uçan kaçan tılsımlı gökyüzünde falan böyle manevi bir şey değil işte tutuyorlar İbrahim'i bir tane gençmiş getiriyorlar huzura da çıkarıyorlar. Normal bizim gibi bir beşer yani kendi içinde bir beşer. Diyorlar ki ve ente fealte hâzâ bihâlihetine ya İbrahim bu ilahlarımıza bu işi sen mi yaptın? İbrahim Aleyhisselam hani onlara ders verecek ya durun ya ne oldu? Baksana ilahlarımız kırılmış. Duyduk ki sen de ileri geri konuşuyormuşsun.
Yok yok, kim yaptığını buradaki büyük puta sorsanıza diyor. Kale bel fealehu kebiruhum hâdâ. Şu büyük var ya, belki o yapmıştır. Çünkü en güçlü o. Diğerlerini yok etmiştir. Fes'elû imkânû yantikûn. İşte şok sorusu burada. Eğer konuşabiliyorsa sorun şu büyüye, kim yaptığını o söylesin. Hani her şeyi ondan istiyorsunuz ya, ona tapınıyorsunuz ya, söyleyin, yapsın. Faracahu ile enfüsihim, kendi kendine baktılar, Allah Allah, yahu biz ne yapıyoruz? Ben bunu bizzat yaşadım. Hocam affedersiniz, çok kısa, Malezya'da bir Hindu tapınağına gittim. Tapınakta böyle görevliler var. O tapınakta da işte o tanrıların mezarları var. Fakat çok sıkı tedbirler almışlar. Ben de hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi girdim, o kırmızı şeritler var. Şeritlerin içine gittim o mezarların yanına. Koşa koşa geldi görevliler. Ne yapıyorsun dediler. Yani çarpılırsın, şu olur anlamında. Dedim hayırdır, ne var, bana bir şey yapar mı bunlar dedim. Şimdi duruyor, böyle bir duruyor. Dönüyor diğer amirine, diyor ki ya bu adam soruyor ki bunlar bana bir şey yapar mı diyor. Niye yani bana, niye buraya, niye geldin diye soruyorsunuz. Bir iki bunu bizzat yaşadım yani, o da şok oluyor. Önce bir de gülüyorlar kendi kendilerine. Ben de saf saf, ya bana bir şey mi yapar diyorum bu tanrı. Niye yani bana, niye kızıyorsun? Şimdi burada da diyor ki eğer konuşuyorsa, bir işe yarıyorsa sorun, o söylesin ne yaptığını. Feracahu ile enfisim, ona da kendi kendine dönüyorlar. Allah Allah, yahu biz ne yapıyoruz diyorlar. Ve leallehum yeşhedün, Allah Allah, ya yok. Feracahu ile enfisim, fekalu inneküm entüm zalimun. Ya biz yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz, ya bu yaptığımız acaba doğru mu diye kendi kendilerine sorguluyorlar. ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا اُلَيَّنَ. Daha sonra tekrar başları önlerine düşüyor, kalkıyorlar, bir kendi içlerinde bir mücadele yaşatıyor onlara. Ama diyorlar ki, ya sen biliyorsun ki bu konuşmaz diyorsun. Yani niye sen bize bunu soru soruyorsun diye İbrahim Aleyhisselam'a قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُونَ. Ya siz hiçbir konuşamayan, yanındaki arkadaşlarını kimin kırdığını bilemeyen, hiçbir tasarruf yetkisine sahip değil, yani ona bir mecali olmayan ölü put şeye, nasıl Allah'ın dışında başka şeye nasıl böyle kullukta bulunuyorsunuz? مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. Size ne bir menfaat veren, ne de bir zarar veren şeye niye kullukta bulunuyorsunuz diye tam böyle nihai cümleyi orada söylüyor. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Size de Allah'ın dunundan, Allah'ın dışında, Allah'ın altında, alt mertebelerde peşine tabi olduklarınıza da yazıklar olsun. Aklınızı çalıştırmıyor musunuz diyor. Yani imanla aklı çalıştırmanın da burada son derece önemli olduğunu İbrahim Aleyhisselam söylüyor. Yani aklın imana dost olduğunun burada bir kez daha dersi veriyor. Evet. Yani aklı güçlendirmek, imanın en büyük dostunu güçlendirmek demek. Aklıyı İman ve kullanmak, akıl birbirini besliyor. İmanı desteklemek demek. Bazılarının dediği gibi ya bu iman meselesi, akıl burada işlemez. Akıl İşler iman işlemez deyince ne anlaşılıyor? Sanki bir bardak var. Hani havayla su olur ya, ne kadar hava koyarsan o kadar su. Ne kadar su olsa o kadar akıl. Bazıları imanla aklı böyle görüyor. Oysa Kur'an böyle görmüyor. Aklı iyi çalıştırdığınızda imana ulaşabileceğinizi, yani aklın imanın somut en iyi dostu olduğunun dersini veriyor. Yani aklı çalıştırarak yanlış şeyleri görürsünüz ve imana gidersiniz diyor. Gidip de putlara, güneşe, aya tapmazsınız. Fakat tabii bu mücadelenin bir takım maliyetleri de var. Ama bu maliyetler geçici. Mükafatı da var, maliyeti de var. Hemen iş maliyete geliyor. Maliyette diyorlar ki قَالُوا حَرِّقُوهُ. Yakın bunu. Yakın bunu. وَنَسَرُوا عَلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاِلِينَ. Eğer siz ilahlarınızı seviyorsanız, ilahlarınızın peşinde gidiyorsanız, ilahlarınıza yardım etmek için bunu yakın. Sonuçta Hazreti diyorlar. İbrahim o toplumda yaşadığına göre böyle bir netice olabileceğini, yani yakma değildir de başka bir şeydir ama en azından böyle bir tehdit olduğunu gördüğüne göre zaten bunu göze alıp da fiili koymuş değil mi? Tabii. Ve Allah Teala da diyor ya ki zaten tamam. Hazreti İbrahim'i hocam bence asıl özel kılanlardan biri bu. Bir işte öldürülmeyi göze alıyor. Göze alıyor. Babasını
yitirmeyi göze alıyor. Sonra kıssada göreceğiz çocuğunu gözden alıyor. Yani evet. Allah için gözden çıkartılmayacak hiçbir şey yoktur dersini. Evet. Yani aşağı yukarı her imtihanda başarıyla vermesinin örneği var Hazreti İbrahim'in. İşte ondan dolayı Allah Teala buyuruyor. Gulna hemen Allah Teala araya giriyor. Ya naru küni berden ve selamen ala İbrahim. Biz dedi ki ey nar, İbrahim için soğuk bir selametli, güvenli bir yer ol diyor, dedik diyor. Ve İbrahim'e yani onlar arzu ettikleri işkenceyi, arzu ettikleri cezayı veremediler. Biz İbrahim'i koruduk. Ki çok sayıda ayet-i kerime de diğer peygamberleri de Allah Teala koruduğunu ifade ediyor. Ve aradu bihi keyden fecaalnahumul ahsarin. Onlar İbrahim'den kurtulmak için bir takım çabalar peşinde koştular ama istediler ama biz onları hüsrana uğrayanlardan eyledik. Asıl hüsrana uğrayanlar onlar oldu ve şimdi de mükafatı geldi İbrahim Aleyhisselam'ın. Ve neceynahu ve Lut'an ilal ardı lleti barakna fiha lil alamin. Onu ve Lut'u mübarek kıldığımız o memlekete, o bölgeye onu gönderdik ve onu orada kurtardık. Devam ve vehebna lehu İshak ve Yakub. Yani bu yapılan mücadelenin sonunda da böyle mükafatları ona İshak'ı ve Yakub'u da verdik ve küllen cealna salihin. Her birini salihlerden eyledik. Ve cealnahum eimmeten. Onları önderler yaptık. Yehdune bi emrina, bizim emrimizle, bizim iznimizle insanları doğruya, iyiliğe çağıran önderler yaptık. Ve evhayna ileyhim fi'lel hayrat. Onlara iyilik yapmayı, güzelliklerde bulunmayı onlara vahyettik. Ve ikames salah, namazı kaim etmeyi, namazı ikame etmeyi. Ve ita'ez zekat, zekatı vermeyi. Ve kânû lehe âbidin. Ve kânû lene âbidin. Biz onlara bunları vahyettik. Ve bunlar da aslında namazı, zekatı ve hayır, iyilik, güzellik yapma. Aslında bütün dünyada bir insanın, bir müminin, bir Müslümanın, bir insanın yapabileceği bütün iyiliklerin adeta bir özetini burada vermiş oluyor. Ve kânû lene âbidîn. Onlar da bu kulluğu yapanlardan oldular. Bize bu kulluğu yapanlardan oldular. Dolayısıyla kısaca İbrahim Aleyhisselam tek bir genç olarak yukarıda feta dedi. Bir genç olarak. Genç zamanında da bunları yapıyor. Evet, genç olarak yola çıktı. Bu mücadeleyi verdi. Aklını, insanları aklını çalıştırmaya teşvik etti ve korkmadı sizin ifade ettiğiniz gibi. Onlar da ellerinden gelen her türlü en acı, en uç bir cezalandırmayı yapmaya çalıştılar. Ama Allah Teala korudu ve onu, İbrahim Aleyhisselam'ı, işte bugün biz İbrahim Aleyhisselam'ı anıyoruz. Millete evîküm İbrahim diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Yani babanız İbrahim'in dininden olun diyor. Çünkü Resulullah da, işte efendim ondan önceki bütün nebiler de bir anlamda İbrahim Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu o hanif, o tevhid dininin ki buradaki efendim kıssası anlatılan o dinin birer mensubu oldular. Ve bizler de işte bu anlamda İbrahim Aleyhisselam'ın takipçilerinden, onun getirmiş olduğu ve daha sonra diğer rasullerin, nebilerin tabi olmuş olduğu, o rasullerin, nebilerin tekrarlamış olduğu, güncellemiş olduğu o dinin mensupları olarak bugün geldik. Ve dolayısıyla bizler için İbrahim Aleyhisselam'ın bu örneği son derece nasıl diyelim, ibretlerle, derslerle dolu. Evet hocam, Kur'an'da tabii birçok peygamberin kıssasında örnekler var. Ama genelde gördüğümüz şey şu, yani Kur'an peygamber kıssalarını böyle bir tarih kitabı anlatmıyor. Mesela tarih kitaplarında önemsenen şeylerden birisi zamandır. İşte falanca olay milattan önce 5. yüzyılda şurada olduk. Mesela Kur'an'da zaman verilmez. Zaman yok. Hiç zaman verilmez. Zaman yok. Yer çok az verilir Kur'an'da. Evet. Böyle bazen verilir. Şahıslar verilir peygamber ismi ama yani şahıslarla ilgili öyle detaylar da verilmez. Onlar da daha çok yani semboliktir. Çok azdır. Evet. Yani şahısların ismi olsa işte bir Firavun vardır, Musa vardır ama yani oradaki o büyücü vardır mesela bir sürü büyücüler evet. Yani büyücülerin evet. Teker teker ismiydi, onların lideri evet. Kimdi? Böyle detaylara Kur'an girmez. Yani şahıs isimleri olsa da az, zaman hiç yok, yer yani çok ender olarak geçer. Yani Kur'an daha çok ibret alınacak kısmına dikkatleri çeker. Nedir? Orada işte Hazreti İbrahim gün geliyor oğlundan vazgeçmeyi göze alabiliyor. Evet. Gün geliyor babasından, gün geliyor kavminden vazgeçmeyi göze alabiliyor.
yıldızlara, güneşe, aya tapan bir toplumun içinde bulup da onlara nasıl, bunların mantıksız olduğunu anlatıyor değil mi? Yani bizim buradan bir ibret, sonuç almamız evet. gerekir. Yani kaç yılında yaşamış, tarihsel bir perspektife yani tabii, böyle asıl önemli olan orası şahıs değil. İsimleri falan yani bir tarihçi evet. gözünden ziyade hayata geçirecek bir ibret gözüyle Kur'an bunları bize baktırtıyor. Öyle bir ilişki kurdurtuyor bunları. Ama bunları da tabii gerçek kişiler olarak da anlatıyor. Bunları bir gerçek olarak anlatıldığı, yani bunların Esatürül Evvel'in olmadığını, yani evvelkilerin uydurmaları olmadığını anlatıyor. Özellikle Yahudi ve Hristiyan tarihinde kabul edilen, çünkü Kur'an'da birçok peygamberin isminden bahsedilmediği de geçer. Evet. Yahudi Hristiyan tarihinde ama kabul görmüş işte Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi peygamberlerin kıssası kullanarak anlatıldı. Bu tabii ki bir yerde Kur'an'ın tohumu eklenirken bu peygamberler hakkında bir bilgi var. Başlangıçta zaten bilinen peygamberler hakkında konuşarak Kur'an bir yerde belki bir anlaşılmayı da belki daha bir rahat irtibat kuruyor insanlarla. Belki bu yüzden özellikle bunları seçiyor. Yani diğer taraftan tabii ki bunların da seçilmesinin başka hikmeti olabilir. Tabii her seçilen peygamberle ilgili Kur'an eski ayette, yeni ayette olmayan da bilgiler veriyor. Kimi zaman da düzeltiyor. Onu da diyecektik, düzeltiyor. Evet, evet. Çünkü Hazreti, çok büyük yanlışlar Hazreti Süleyman'la evet. ilgili mesela olumsuz görüşler bazı Yahudilerin içerisinde evet. olmuş. Ama Kur'an mesela onları düzeltiyor. Hazreti Süleyman'ın işte kafir olmadığı geçiyor değil mi? Orada evet. Hazreti Süleyman'la ilgili mesela evvelki inançlar da ona benzer. İşte İsa Aleyhisselam'a hani... yapılan ha, tabii, tabii, şeyler. Tabii. Yani aslında Hazreti İsa kıssası da Kur'an'da çok önemli konuşulabilir. Evet. Hazreti İsa ile ilgili düzeltmesi Kur'an'ın yani üçleme inancını düzeltmesi. Evet. Yani tarihteki ben diyorum en büyük hurafe, din adına uydurulan en büyük hurafe Hazreti İsa'nın tanrılaştırması diyebiliriz. Çünkü Hristiyanlar dünyanın %31'i ve bunların bütün hepsi olmasa da büyük mezheplerdeki yaygın inanç bu ilahlaştırma ve Kur'an'da bunu düzeltiyor. Yani Kur'an'ın... Kur'an bir yerde evvelki dinlerin de inandığı peygamberle ilgili kıssaları anlatarken onların yanlış inançlarını da bu şekilde düzeltmeyi aslında de... Aslında düzeltirken bir de aynı zamanda da şunu diyor aslında kızım sana diyorum geldim sen anla. Evet tabii. Yani İsa'ya bu yapıldı da nitekim bakın Resulullah'a sakın böyle bir şey yapmayın. Nitekim Resulullah'ı da hani konuşturuyor. Kul innemâ ene beşerun mislüküm yuhâ ileyye. Yani de ki ey Muhammed ben ya sizin gibi bir beşerim ama benim sizden farkım bana vahiy geliyor. Ben de bu vahiyi size anlatıyorum. Yoksa ha sakın ha beni İsa gibi falan diğerleri gibi öyle tanrılaştırmayın. Hatta hani bir örnek verilir ya bir insan geliyor işte çok utanıyor, sıkılıyor, giremiyor Resulullah'ın huzuruna terliyor falan. Ya gel diyor ben de senin gibi efendim kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyor. Yani ne var yani ben beşerim diyor. Dolayısıyla yani bu İsa Aleyhisselam'la ilgili düzeltmeyi yaparken aslında ey Müslümanlar sakın ha siz bu hataya düşmeyin demiş oluyor ama maalesef tarihte Müslümanlar yani sadece İsa Resulullah'ı değil efendim bir takım tarihteki din adamlarını dahi İsa'nın konumuna koymuşlar. Maalesef böyle. Kur'an'da da geçiyor değil mi? Onlar din adamlarını Rabler edindiler. Evet Rabler edindiler Kur'an'da. Diyor. Yani hep onu diyorum. Yani Kur'an din adamlarının kötülük yapabileceğini, din adamlarının insanların maddi imkanlarını sömürebileceğine dikkat çeken bir din kitabı. Şöyle, gelen bir vahiy kitabı. Bu da yani bence hep bir kenara yazılması gerekli Kur'an'la hocam, ilgili bir husus. Hocam şöyle çünkü Kur'an-ı Kerim şunu diyor. Yani aslında bütün kitap şunu diyor. Ya din adamına iman etmeyin, dine iman edin. Tabii. O dinin kitabına iman edin. O kitap da efendim Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla o din adamı sonuç itibariyle o da beşer. Yani hiçbir insan masum değil. Hiçbir insan şeytandan efendim arınmış değil. Dolayısıyla insanlar da hoca da olsa, hacı da olsa, şu da olsa, bu da olsa yanlış yapabilir. Önemli olan onun söylediğini alın, kitaba vurun. Doğruysa alın kabul edin. Değilse sakın ha çok büyük efendim insan şöyle yutmuş olabilir, yutmuş olabilir. Gerçekten büyük ilim adamı olabilir. Nitekim tarih, hani bugün de var, dün de vardı. İslam'a inanmamış olduğu halde tefsirde, fıkıhta, hadiste son derece yetkin, gerçekten bilen işte müsteşrikler var, ilim adamları var dünyada, üniversitelerde. Tabii. Fakat bu adam iman etmiş değil. Şimdi bir insan biliyor diye bu insana illa peşine takılmak şart değil. Ne söylerse söylesin,
ölçü yine şu Kur'an-ı Kerim, alıp Kur'an-ı Kerim'e vurup ondan sonra söylediği doğruysa baş göz üstüne. Kur'an'a uymuyorsa kusura bakma arkadaş, sen ne kadar büyük ilim adamı, hoca efendi, hacı efendi olursan ol, Allah'tan büyük değilsin demek lazım. Tabii. Evet. Biraz da hocam Hazreti Yusuf üzerine konuşup da kapatabiliriz belki. İşte Hazreti Yusuf'un kıssasında bir de değişik bir durum da var. Yani 12. sure, Yusuf suresi tamamen Hazreti Yusuf'un kıssasını anlatıyor baştan sona. Genelde Kur'an'daki birçok peygamberin kıssası Kur'an'a dağınıktır. Mesela Hazreti evet. İsa ile ilgili kıssaya bir bakarız. İşte Maide suresinde de, Ali İmran'da da işte bir şey çıkar. Hazreti Musa ile ilgili kıssa Kur'an'da en çok tekrar edilendir. Evet. Kur'an'ın birçok yerinden Hazreti Musa'nın kıssasını görürüz. Ama Hazreti Yusuf ile ilgili kıssa bir yerde Yusuf suresinde başlar biter. Bir anlatış tarzında evet, nevi şahsına münhasırdır. Uzun bir şekilde de anlatılır evet. Yusuf suresi. Oradan da bir bakarsınız yani Yusuf'un kıssasına baktığınızda yani bir genç yaşta bir çocuk ufakken kardeşleri tarafından değil mi en yakını tarafından evet. kıskanılıyor. Yani insanda kıskançlığın en yakından başlayabileceğini gösteren. Ve peygamber çocuğu dahi olsalar babaları peygamber. Onu diyor. Çocuğu dahi olsalar orada o kıskançlık olabilir. Bir günümüzde var ya o falancanın oğlu. Evet. İşte evet. peygamberimizin soyundan Seyyid'miş evet. Şerif'miş. Diyorum ben nedir yani Seyyid Şerif olup birçok ateist de var yani. Evet. Evet. Bir şey ifade etmez. Nitekim işte kardeşini kuyuya atan peygamberin çocuğu. Tabii. Evet. Yani Hazreti nitekim işte Hazreti Lut'un oğlunu görüyoruz. Direkt orada Allah onu kurtarmıyor evet. bile diğerlerine. Evet. Hazreti Lut'un oğlu olarak Nuh'un gördü kimse. Oğlu, işte, evet, Lut'un Nuh'un oğlunda. Evet. Öyle oluyor. Veyahut da Lut'un eşi. Eşi. Nuh'un oğlu. Evet. Yani birinin eşi olmanız, birinin oğlu olmanız size kurtarmıyor. İşte Hazreti İbrahim'in babasında onu demin ki anlar gördü. Babası evet. kurtarmaya yetmiyor. O şekilde işte mesela Hazreti Yusuf'un kıssasında bunu görüyoruz. Peygamber oğlu. Gerçi sonradan onlar tövbe ediyorlar. Diğer evet. öbür durumlarda evet. işte Lut'un, o da ayrı bir ders. Lut'un eşi evet. Nuh'un oğlu veya İbrahim babasında tövbeyi görmüyoruz. Burada evet. ama bir tövbe durumunu görüyoruz. Evet. Yusuf'un kardeşleri tövbe ediyorlar ama kıskançlıktan küçükken onu kuyuya atılıyor. Bir yerde bakıyorsunuz işte mesela o da bir çaresizliği görüyorsunuz. Ama evet. o çaresizlikten bir yerde ondan sonra Hazreti Yusuf gelip bir yerde yönetici olmasını evet. görüyorsunuz. Düzgün şekilde. Yani mesela şu korona günlerinde biz ufacık bir virüsten bile ki ufacık virüs de çok zararlı bir virüs. Çok ufak dünyaya, olduğu için zararlı zaten. Evet çok ufak olduğu için zararlı. bütün dünyayı bir yerde alt üst evet. eden bir virüs. Bu kadar bir anda birçok kimse çok kara bir ümitsizliğe kapılabiliyor. Ama mesela peygamber kıssalarında evet. birçok ümidin de ışığını görüyoruz. Yani olabilecek bir kapkaranlık kuyuda çıkacak hiçbir yer yok derken Yusuf Allah'ın yardımıyla evet. bir yerde bir yere yönetici oluyor. Evet. Yani bunda aslında bir baktığınızda değil mi ne kadar tabii yani bir yerde bakın evet. nasıl bir ümidi hiç kesmemekle ilgili evet. de bir ders var aslında. Hocam orada tabii şey var. Bir, ümidi kesmemek var. İki, elinizden gelen siz her türlü efendim çareyi, yolu, yordamı, yöntemi çabalamak var, gayret etmek var. Efendim mevcut şartlardan kurtulmak için elinizden geleni yapma var. Ama en önemlisi de işte Yusuf Aleyhisselam'ın o karşılaştığı imtihanda Allah'a tabi olmak, Allah'ın emrine tabii. ben Allah'tan korkarım diyerek o yanlış işi yapmama olayı var. Ve onun da işte mükafatı, bütün bunların mükafatı da hazinelerin başına yönetici olarak geçmek var. Yani bu son derece, yani yoksa bedavadan insana böyle gel, hani bugünkü şartlarda maliye bakanı ol demezler. Ona o bütün sınavlardan geçiyor. Bir de orada son derece ilginç, ibretlik bir nokta daha var. Hani Yusuf Aleyhisselam... Daha da önemlisi Allah'ın katındaki Yusuf oluyor. Allah'ın katında tabii. Yusuf ve o hazinelerin başına geçilirken diyor ki in hafizun gale ic'alni ala hazainil ard o Firavun'a, krala diyor ki işte bu kıtlıktan aynen bugünkü de hani şey var ya işte bu korona krizi yine gelirsek ekonomik anlamda kıtlıklar, darlıklar, sıkıntıların o zaman da demek ki böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Tarihin her döneminde var. Baktığımızda her sıkıntı var ve bir de 7 yıl sürecek bir kıtlık evet, mesela görüyoruz. Evet. Şimdi biz daha yani 7 ayı görsek ne yaparız diyoruz. Evet, yani Allah 7 muhafaza. Yıllık bir kıtlığa evet. karşıt bir tedbir öneriyor. Ve orada Yusuf Aleyhisselam krala diyor ki ben diyor bu krizi, ekonomik krizi ben yönetirim. Beni bu eğer hazinelerin başına koyarsan. Ama
Tamam da sen neyle yönetirsin? Niçin yönetirsin? Hocam şöyle bir dakika kadar toplayabilirsek. İnni hafizun alim. Son derece önemli. Ben bir, güvenilir bir insanım. İki, ben bu işi biliyorum. Emaneti orada ehline verirsin. Emanet, evet. Orada adeta. Da ben diyor bu işi biliyorum. Artı güvenilir bir insanım. Onun için burada da son derece bizim için ibretlik ders var. Yani bir göreve birini atarken bir, güvenilir olacak. İki, o işi bilecek. Sadece bilme yetmiyor. Eğer güvenilir değilse, dürüst değilse o yanlış. Sadece dürüstlük de yetmiyor. O işi bilmiyorsa o da yanlış. Dolayısıyla bu iki kriteri de Yusuf Aleyhisselam örneğinden Allah Teala bize ders olarak o kıssada anlatıyor. Hocam ağzınıza sağlık. Her zamanki gibi harikasınız. Sayın seyircilerim, inşallah başka bir programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.